Namık Kemal, 1840-1888. 21 Aralık 1840'da Tekirdağ'da doğdu. Asıl adı Mehmet Kemal'dir. Namık adını ona şair Eşref Paşa vermiştir. Babası 2. Abdülhamit döneminde müneccim başılık yapmış olan Mustafa Asım Bey'dir. Annesini küçük yaşa yitirince çocukluğunu dedesi Abdülatif Paşa'nın yanında Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçirdi. Arapça ve Farsça öğrendi. 18 yaşlarında İstanbul'a babasının yanına dönen Namık Kemal, 1863 yılında Babaale Tercüme Adası'na katip olarak girdi. Bu görevi sırasında dönemin ünlü düşünür ve sanatçılarıyla tanışma olanağı buldu. Namık Kemal ilk şiirlerini çocuk denecek yaşlarda yazmaya başlamıştır. Eski ve yeni koşaktan şairlerin bir araya gelerek kurdukları Encümen Şuara'ya ve kimi divan şairlerine nazireler yazmıştır. Diri bir sesle konuşması ve yapıtlarına kattığı yeni kavramlarla Türk şiirini divan şiirinin edilgen edasından kurtarmıştır. Bütün bu nitelikler onun vatan şairi olarak anılmasına yol açmıştır. Tiyatro türüne önem veren Namık Kemal 6 oyun yazmıştır. Bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan Vatan Yavuz Silisir'i yalnız ülke için değil Avrupa'da ilgi uyandırmış ve 5 dile çevrilmiştir. İlk roman olan İntiba 1876 yılında yayınlanmıştır. Romanı ve tiyatroyu toplumsal yaşama soktuğu gibi edebiyat eleştirisinde Türkiye'ye ilk getiren kişilerden biri olmuştur. Gazeteci olarak da Türk kültürü içinde önemli bir yer alır. Dönemin hemen hemen bütün yenilik yanlısı ve ilerici gazetelerinde yazmıştır. Siyasal ve toplumsal sorunlardan edebiyat, sanat, dil ve kültür konularına dek çok çeşitli alanlarda yazdığı makalelerin sayısı 500 kadardır. Vatan Yahut Silistre oyunu 1873'te Yedikbaşı Tiyatrosu'nda sahnelendiği, halkı coşturup olaylara neden olması ve bu haberi gazetede yazması üzerine tutuklanan Namık Kemal, Magosa'ya sürgüne gönderildi. 1876 yılında 1. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'a döndü, Şurayı Devlet Danıştay üyesi oldu. 2. Abdülhamid'in Meclis-i Mebusan'ı kapatması üzerine tutuklandı. 5 ay tutuklu kaldıktan sonra Midilli Adası'na sürüldü. 1879 yılında Midilli mütehasarı oldu. Aynı görevle 1884'te Rodos, 1887'de Sakız Adası'na gönderildi. Namık Kemal 2 Aralık 1888'de Sakız Adası'nda hayata veda etti ve Gelibolu Bolayır'da defnedildi. Oyunları ve eserleri: Vatan Yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Celalettin Erzemşah, Karabela, Roman, İntiba ve Cezmi. Eleştiri: Tahribi Harabat, Takip, Renan Müdafaanamesi, İrfan Paşa'ya Mektup, Mukatta-i Celal, Tarihsel Yapıt, Devri İstila, Barikay-ı Zafer, Evrak-ı Perişan, Kanice, Silistre Muhassası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi, Çeşitli Rüya, Namık Kemal'in Mektupları. Aralık 1840'da Tekirdağ'da doğdu. Asıl adı Mehmet Kemal'dir. Namık adını ona şair Eşref Paşa vermiştir. Babası 2. Abdülhamit döneminde müneccim başılık yapmış olan Mustafa Asım Bey'dir. Annesini küçük yaşta yitirince çocukluğunu dedesi Abdülatif Paşa'nın yanında Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçirdi. Arapça ve Farsça öğrendi. 18 yaşlarında İstanbul'a babasının yanına dönen Namık Kemal, 1863 yılında Babaale Tercüme Odası'na katip olarak girdi. Bu görev sırasında dönemin önemli düşünür ve sanatçılarıyla tanışma olanağı buldu. Namık Kemal ilk şiirlerini çocuk denecek yaşlarda yazmaya başlamıştır. Eski ve yeni kuşaktan şairlerin bir araya gelerek kurdukları Encümen Şuara'ya ve kimi divan şairlerine nazireler yazmıştır. Diri bir sesle konuşması ve yapıtlarına kattığı yeni kavramlarla Türk şiirini divan şiirinin edilgen edasından kurtarmıştır. Bütün bu nitelikler onun vatan şairi olarak anılmasına yol açmıştır. Tiyatro türüne önem veren Namık Kemal 6 oyun yazmıştır. Bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan Vatan Yavuz Silistre yalnız ülke için değil Avrupa'da ilgi uyandırmış
ve 5 dile çevrilmiştir. İlk romana olan intiba 1876 yılında yayınlanmıştır. Romanı ve tiyatroyu toplumsal yaşama soktuğu gibi edebiyat eleştirisinde Türkiye'ye ilk getiren kişilerden biri olmuştur. Gazeteci olarak da Türk kültürü içinde önemli bir yer alır. Dönemin hemen hemen bütün yenilik yanlısı ve ilerici gazetelerinde yazmıştır. Siyasal ve toplumsal sorunlardan edebiyat, sanat, dil ve kültür konularına dek çok çeşitli alanlarda yazdığı makalelerin sayısı 500 kadardır. Vatan Yanı Silistre oyunu 1873'te Gedikpaşa Tiyatrosu'nda sahnelendiğinde halkı coşturup olaylara neden olması ve bu haberi gazetede yazması üzerine tutuklanan Namık Kemal, Magosa'ya sürgüne gönderildi. 1876 yılında 1. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'a döndü, Şura-i Devlet Danışçı üyesi oldu. 2. Abdülhamid'in meclisin mebusanı kapatması üzerine tutuklandı. 5 ay tutuklu kaldıktan sonra Midilli Adası'na sürüldü. 1879 yılında Midilli mütehassarı oldu. Aynı görevle 1884'te Rodos, 1887'de Sakız Adası'na gönderildi. Namık Kemal 2 Aralık 1888'de Sakız Adası'nda hayata veda etti ve Gelibolu Balayı'da defnedildi. Eserleri Oyun, Vatan Yağı Silistre, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Celaleddin Azemşah, Karabela, Roman, İntibah, Cezmi. Eleştirileri Tahribi Harafat, Takip, Renan Müdafaanesi, İrfan Paşa'ya Mektup, Mukaddime-i Celal. Tarihsel yapıtları Devr-i İstila, Barikay-ı Zafer, Evrak-ı Perişan, Kanice, Silistre Mağarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi. Çeşitli Rüya, Namık Kemal'in Mektupları. Thank you.